Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Neticesi kayyumu iman olduğu için, iman esaslarından zerre kadar inkişafı en büyük fani bunun yerini dolduramaz. Zerre kadar imanınızdan inkişaf ederse, zerre kadar iman esaslarından olan ahirette yakınlık artarsa, şuur artarsa, zerre kadar zerre kadar baki olduğu için dünyanın en büyük fanisi onun yanında hiç hükmündedir. Onunla alakalı şimdi bu ders ilginçtir. Burada nereyi yaşıyoruz? Konumuz o. Burada, buradayken burayı yaşamıyoruz. Ama farkında değiliz. Nasıl ki bir ses müzik olur. Yani gerçi menfi bir şey ama bir ilahi olur. Bir Kur'an olur. Bir dedenin, babaannenin bir kadim bir kaseti olur. Bir ses. Bir hatıra. Köye gittin. Bir hatıra, büyüdüğün yer. Bir mana. Derste, sohbette elde ettiğin mana seni ötelere taşıdığı gibi. Öyle değil mi? Mesela duruyorsun öyle. Ne oldu Hasan? Yok abi. Geçtin oraya. Bir ses. Seni ta oraya götürdü. Bir hatıra, bir mana seni ötelere taşır. Yani buradayken oraları yaşarsın. Mesela bedensel hazların dışında hiçbirisi buralı, buralı değil. Mesela imanın lezzeti, İbadetin lezzeti, kardeşliğin, uhuvvetin lezzeti buralı değil. Ama farkında değiliz. Farkında değiliz. Buradayken ahireti zaten yaşıyoruz. Bunlar ahirete ait şeyler. Nerede, nereyi yaşıyorsan oralısın. Olduğun yer önemli değil. Nerede, nereyi yaşıyorsa, nereleri yaşıyorsa, burası orasıdır. Bedensel değil. Burası bir kavşak. Uzunluğuna, kısalığına da bakılmıyor. Arkadaşlar, bedensel hazların dışında ubudiyete taalluk eden her şey, her duygu, her fikir, her his, her his buranın malzemesi değil. Bunları pek yerde duymazsınız bunu. Buradayken oraları zaten yaşıyorsun. Yaşadığının daha kalitesine gitmek insanı ürkütmemesi gerekiyor. Zaten burada ahireti hazları yaşıyorsun. İmanın hazı. Şey de diyor. 32. sözde söylüyor. Lezzet diyor nispet edilerek değil diyor. Bizzat lezzet olanlar var. Sözlerde. Vücudun lezzeti. Mesela varım. Varlığının şuurunda olmak. Ben varım. Bir an ol. Yani varlığını ben varım de öl git. Bazen de tefekkür-ü imani veya bir feyiz veya bir sohbet veya bir ibadet anında oralarda burada oluyor. Oralar burada oluyor. Ya bir namazda İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'in okurken veya bir sohbetteyken şu anda üzerinizdeki hal bu dünyanın şu unu değil, işi değil, malzemesi değil. Bu dünyada yok böyle bir şey. Bulunmaz, satılmaz. Buranın
şey değil, cinsinden bir varlık değil. Yani burada zaten oraları yaşıyorsun sen gündelik hayatta. Vefat demek bu yaşadığının haletlerin, duygularının 70 kat daha kalitelisini yaşayacaksın. Ölü yani. Onun için öyle diyor. Ürkütmemesi lazım. Ürkütmesinin sebebi ne yaşadığının farkında değilsin de ondan. İşte bu akşamki ders budur. Burada neyi yaşıyorsun? Farkında mısın? Önemli olan nerede olduğun değil. Nerede, nereyi yaşadığındır. Nerede, nereyi ve ne yaşadığındır. Kabe'dedir ama adam otelinde kumar oynuyor. Yani önemli değil o. Kabe'de gömüldün veya Moskova'da gömüldün. Hiç önemli değil. Öyle bir şey yok yani. Ötelerde böyle geçerli bir akçe değil. Avamın zahire yüklediği mana. Zanlarımız. Bizim hapishanemiz neydi? Zanlarımız. Ya sen hala berzah, kavşak olan cesede dünyaya kafayı takmışsın, durmuşsun. Nasıl buradaki ampulde, ampul düşünün, bir sokak ampulü veya renk, nereleri belli olmayan, nereleri belli olmayan ışık, ısı ve güç, elektrik mesela, güç, ısı, ışık, ve renkli lambalar. Renkli lambalar. Elektriğe bir bakıyorsun, suretini değiştirdik. Kırmızı bir ampul, yeşil bir ampul, sarı bir ampul. Değil mi? Bazen bir asansör gücü oluyor. Bazen bir sese dönüşüyor. Elektrik. Ama nerenin malı o da belli değil. Yani su dinamoya vuruyor. Endüvi dönüyor. Endüvinin dönmesinden ifade edemediğimiz, yorumlayamadığımız, izah edemediğimiz, kalıbı ilme fikre girmeyen ortada bir indükleme oluyor. Bir elektrik ortaya çıkıyor. Nasıl oluyorsun? Yani niçin? Buralı değil adam. Ama bize çok yakın. Ama çeşitli formatlara soktuk. O elektrik denilen şey, ifade edemediğimiz elektrik, Kabe renkli bir lamba, Kabe asansör şeyi, Kabe inşaat şey gücü gibi, Kabe'yi sese dönüştürüyoruz bu elektriği. Dönüştürmediğimiz şey yok. Ama çok çok iyi biliyoruz ki elektrik ses değil. Elektrik de güç değil. Nedir? Her şey olanın bir şey olarak gözükmesi. Yani burada öteler yaşanıyor. Bazen orayı burada güç, ısı, renkli ışıklar gösterdiğimiz gibi. Şimdi konumuz şu. Bu mukaddemeyi yaptım. Konumuz şu, 69. Şu anları açar mısın? Acayip bir yer. Ve garip bir yer. Çok tuhaf bir yer. Büyük böyle. Ne kadar? Okuyacağım yer şu. Has şeyde dedi. Gördünüz mü bak? Bak mouse'un olduğu yer. Tamam mı abi? Çok önemli sevgili kardeşim. Çok ilginç bir yer. Tuhaf bir şey. Dedi manama dikkat et. Hasbunallah. Onu okuyacağım bir de size. Ayetin canlı ve ruhlu olduğunu. Kafamızda bir kere şu şeyi bitirmemiz gerekiyor. Artık bu derslere gele gele. Bu kütüphanemizdeki Kur'an musaftır. Ama batını ifade ettiğimiz için Kur'an denmiş. Kur'an değil. Musaftır. Ustadın tabiriyle, ilmi kelam uleması da öyle diyor. Huruf libası giydirilmiş Kur'an'a. Bana gömlek giydirilmiş. Mana mertebesi şu demek. Gömlek. Gir içeriye atlet. Gir içeriye ceset. Gir içeriye his. Hayat. Gir içeriye his. Gir içeriye şuur,
Gir içeriye akıl, gir içeriye ruh. Ondan sonra içerisi yok. Ben olan ben. Hepsi bana giydirilmiş. Daha muşahhas yapayım. Belki zorlanıyorsunuz. Farklı farklı örnekler veriyorum ki herkesi kapsasın diye. Buz, su, H2O, enerji, esir, madde hayat, aynı hayat, akıl cevheri, ruh cevheri, Nur Muhammed'i, Esma. Tırırt. Bunların bu bütünlük mertebesi, hakikat mertebesi denilir. Başka bir örnek de vereyim. Odun, duman, nur, ısı, ışık, kuarklar, enerji, esir, gitti git. Aynı yerdeyim. Gitti git deyince bir yere gitmiyorum, buradayım. Her şey böyledir. Gideceğim yerde de nereye gideceğim? Şimdi diyordu ki ayetler subuti sıfattan geliyor. İlim. Topraktan, ölü topraktan canlı çıkacak. Bak işte toprak. Sıfattan ölü Kur'an olacak. Tövbe. Kur'an bu değil de ondan. Bunu anlarsak bu gömlektir. Kütüphanenizdeki Kur'an gömlek giydirilmiş. Okuyunca atlete geçiyorsun. Çünkü ses yazıya benzemiyor bak. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu ses harfe benziyor. Hiç ömründe gözü kapalı harf görmemiş. Errahmanirrahim. Söyle bakalım harfler nasıl? Sese benziyor mu? Sesten harfa nasıl intikal etsin? Yazı sese benzemediği gibi mana da sese benzemiyor. Abi nasıl oluyor? Biraz önce anlattım. Bir hatıra, bir müzik, bir ilahi, bir Kur'an, bir ses, bir tefekkür, bir namazda veya bir ibadette veya bir sohbette seni alıp götürmüyor mu? Ne var onun içinde? Ben de bakıyorum öyle bir şey yok bende. Sende niye var? Çünkü senin hatırası var. Kur'an canlı ve ruhludur. Okununca ortaya çıkandır senin Kur'an'ın. Okun zaten manası odur. Okunandır. Sende uyanandır. Oku kitabını. Bu. Senin kendi kitabın bu. Dedi, ayet diyor ki üstad, bir müracaat etmiş. Ayet buna diyor ki, dikkat et. Dikkat et. Ayet başka ne diyor biliyor musun? Bak ben onları çizdim. Ayet ustada şöyle diyor. Bakayım onları şey yapabilecek mi? Bana bildirdi ki, bana dedi ki, Kur'an diyor. Dinle, emretti. Bunlar ayet diyor. Manama dikkat et. İman dürbiniyle bak. Ondan sonra bu kadar galiba. Dedi ha. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ayetine müracaat ettim dedi. Mana falan değil ha bu dedi. Tevil etmeyin. Dedi ki ayet. Sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayata bak. Sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayatına bak. O zaman dünya bitti biliyor musunuz? Ölümü kaldırdınız. Ölüm devre dişi. Öyle bir şey yok yani. Beşeriyetle alakalıdır zaten. Ölüm devre dişidir. Bak hasbunallah ve ni'mel vekil. Diyor ki, dedi ki diyor bana, ne hayatın zevalini mi mütesir oluyorsun? Kısak ve uzunluğundan mı endişe ediyorsun? Kanserliğinden mi kafayı taktın? Sana hayatı veren Zat-ı Hayyu Kayyum'a göre hayata bak. Ben de baktım. Gördüm ki hayatımın bana bakması bir ise Zat-ı Hayyu Kayyum'a bakması yüzdür. Bana ait neticesi bir ise
Halik'ime ait bindir. O cilt uzun zaman, belki zaman istemez, bir an yaşaması yetiyor. Yaratıl, yaratıl, yaratılmışsın, bir an yaratıldın git. Beka için, dünyada beka olmak için, dünyada uzun kısa yaşama öyle bir şey yok. Bu dünyanın özelliği. Yaratıldın yetiyor, bekaya mal oldun. Ebedi ve zeliz. Onun yapmasıyla. Bir an yaşaması, belki zaman istemez, bir an yaşaması yeter. Allah Allah. Görüyor musunuz o yazıyı? Arkadaşlar, artık o kabirmiş, ölümmüş, şuur imanı. Hele bir yere okuyorum şimdi, seyredin bakayım. Geç 69'a. Ayet dedi ki, manama dikkat et. Ha, iman dürbiniyle bak. İman merdivendir bazen. Bazen bir gözlüktür. Bazen bir dürbündür. Bazen bir penceredir. İman. Diyor ki, manama dikkat et. Ayet diyor ha. Canlı ve ruhlu karşısına dikilmiş. Kabirde diyecek ya, ben bunu bırakmam. İman dürbünüyle bak. Ben de baktım. Ve iman gözüyle gördüm ki. İman gözüyle gözüküyor ama. İman ne kadar artarsa bizde. Bak şimdi neler gözükecek. Harika yani bu akşam bak. İman gözüyle ne gözüküyor? Hani var ya böyle şehvet gözüyle, gadap gözüyle, menfaat gözüyle, şoförlük gözüyle, ne bileyim sanatkarlık gözüyle, ustalık gözüyle, bir sürü her şeyin gözü var. İman gözüyle bir bakalım bakalım. İman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum. Zerrecik vücuduk. Yani Allah'a ve 18 bin aleme göre nesin? Neyiz ki? Öyle değil mi? Zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynısı. Hadsiz bir vücudun aynısı. Aynı-i samet olmak kolay iş değil diyor. Değil mi? Yani aynı-i samet şuydu, hatırlar mısınız daha önce? Allah 18 bin alemi yarattı. Allah'ın dışında bütün alemler 18 bin. Onun bir nümunesini insana koydu. İnsana koyduğu bu özelliğe ahsen-i takvim denilir. Ayrıyetten kainatta olmayıp bende başka bir donanım var. O ahsen-i takvim artı o ayrıyetten verilen donanım bütünlüğüne aynı isamet deniliyor. Kulüvallahu ahad. Allah'ı samet. Sonunda küllehü küfüven ehad. Başı önü aynı. Aynı samet olmak kolay iş değil. İnsan bu, insan. Eğer insandan sen beden alıyorsan ruhun zavallı, ölmüş gömülmüş orada. Ki mümkün değil, bu dersimize gelenlerde öyle bir şey yok da lafı güzel söylüyorum. İman gözüyle gördüm ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynısı. Hadsiz bir vücudun aynısı. Allah'ın aynısı. Yegane ama. Yegane muhata. Bir anda vallahi çık bitti. Ve nihayetsiz imbisat ile. Yani imbisat şu. İnkişaf şu. Çak geliyor. Ok sana geldi. Bu hedeften hedefe inkişaf. Sesim ise İmbisat. Kaplayarak geliyor. Miraç böyle olmuş. Bu nihayetsiz bir imbisat ile insan ne kadar genişleyebiliyor, büyüyebiliyor, genişleyebiliyor çekirdek? Nihayetsiz. Kainat kadar da değil. Dedik ya, ayna-i samettir. Yok. 18 bin aleme sokamazsınız. Nasıl kabre gireceksin? Ne biçim kafa taşıyoruz ki kabri menzilim zannediyoruz? 18 bin aleme sığmayan ruhu kabre nasıl soktun? Bayağı da meziyetlisin ha. Aynı-i samet olmak kolay iş değil. İnsan bu, insan.
muhatab-ı ilahi, halife-i ruh-i zemin, eşref-i mahlukat, kainatın çekirdeği astesi, sahtesi çakması değil, astesi bu. Kendine bu manaları yükledikten sonra, la hikaye ya, hastaymış, kansermiş. La bunlar aşıyor işte, bunlar bitir. La cesetten çık ya, ruhunun kanser olmaktan kurtar. Ruhunun kanseri, namaz yok, ruh kanser. Bu manaları bilmiyorsun, ruhun kanser. Cesedin sağlam olsa ne olur? İsa Aleyhisselam'ın dirilttiği insanlar Allah'ın izniyle, ya dirilttiği insan, sonra ölmedi mi? E niye diriltti o zaman? Madem ölecekti. Bak, nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına bir vesile. Nihayetsiz inbisat ile hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Bu, bununla nihayetsiz şey mısırı şey yapayım, mısırı. Mısır patlatıyoruz ya uçakta. Ona inbisat denilir. Çekirdeği patlatalım. Bir patlattık çınar ağacı. İnsanda bir patlatıyoruz. Nihayetsiz inbisat ile bir ağaç değil. Hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Allah Allah. Kendinden daha kıymetli. Sen kimsin ruhundan? Al, kendinden daha kıymetli. Sen 18 bin alemde kıymetlisin. Bir de senden daha kıymetli. Baki, baki mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu. Ne diyor Osman? Ne diyor ya? Motor değil mi? Motor yanıyor. Bak şimdi. Nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile bitmiyor. Üç etti bak. Bir tane şu. Bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynısıymış. Bir. İki. Nihayetsiz bir inbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Üç. Kendinden daha kıymetli, baki, mutadit vücutları meyve veren bir kelime-i hikmet hükmünde bulunduğunu. Kendinden daha kıymetli. Sende olandan daha kıymetli sana kimse veremez. Yok böyle bir şey. E ne? 18 bin alem bile değil. Ayn-i samet olmak. Sende var bu. Ondan daha kıymetli hiçbir şey hiç kimse veremez sana. Yok öyle bir şey. Peki. 4. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması ebedi bir vücudu kadar kıymetli olduğunu ilme nakinle bildim. Bir an. Bak şu. Doğdu. Ağladı. Bitti. Nefesi tam bile vermedi. Biz bir tam onu şeriattaki hükmünü de söyleyeyim. Ses çıktı mı? Cenaze namazı kılınır. Bir defa ses çıksın. İnsan olarak kabul ediliyor. Ruh geldi mi zaten 4 ay sonra tamam. Organlar eksikse, acube bir çocuk düşük olursa kılınıyor. Cansız gelmişse de gömülüyor çoğu alimlere göre. Çok az alim. Bir nefes. Ne yaptı biliyor musun? Mensubiyeti cihetiyle o ağlamak kelam sıfatına mensup oldu. Nefes hayata şey yaptı. Mensubiyet cihetiyle bir ana bir an yaşaması ebedi bir vücut kadar kıymetli olduğunu ilme yakin ile bildi. Bir an ya. Bir anın ne demek olduğunu biraz böyle idrak etmek adına bir örnek vereyim. Devamlı verdim ama bu makamda vereyim. Daha değişik olur. Şu anda toprağın altında geçmişte milyarlarca kafir yok mu? Firavunlar, Nemrut, Paşedatlar. Şimdi onlar şöyle diyormuş Kur'an lisanıyla. Ya Rabbi. Ki fırsat vermeyeceğim dedin de Allah diyor. Ya Rabbi. Bir an. Bir an. Bir anı bazılar ulema. Bir dakika diyelim. Bir dakika diyelim tamam mı?
Bir dakika mühlet ver. Yalvarıp yalvarıp ama belirlemeyecek. 350 sene yaşamış. Kafir. 500 sene yaşamış. Şimdi ne istiyor? Bir dakika. Onların bir dakika isteyip de eline geçmeyen dakika senin elinde şimdi var. Beş yüz sene yaşayıp da eline dakika geçmiyor ama senin elinde bu var. Ne yapacaktı peki? Şöyle diyecekti. Dakika değil, belki saniye kaybolur diye. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Daha çabuk da. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Herhalde daha çabuk diyemiyor. Yani bu la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi mi günaha kadar cehennemde yanacak. Gene dönecek. Belki de imanı olduğu için günaha çok da olsa şefaata falan bir şeyler olur. Hani hafifletici sebeplerle. Belki de çok az bir şey olur. Yani bir an ya. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. De, ölecek. Bunu istiyor adam. Ama yok. Ve verilmeyecek. Ezeli ve ebedi. Ama sende bende bu var. Hadi içimizden. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sadikul vadil emin. Eşheden la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Elhamdülillah. Şu anda kafamızda bir rahatlık olmadı mı? Oh be. Niye varmış ya? Bir an ya. Bende var işte. Çünkü niye? Şuuru imanı ile şuurdan bahsedeceğim biraz. Şu biraz imandan bahsedeceğim, biraz da şuur kapatacağım. Şuuru imanı ile bu vücudun vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Şuuru imanı ile şuuru iman ile, evet, imanı yok. Yani imanın bana kazandırdığı. İçine girmek yok. İle bu vücudun vacibül vücudun eseri ve sanatı ve cilvesi olduğunu anlamakla. Bak üç şey, bu çok önemli. Şuuru iman ile, tamam, bu vücudun, bu vücut derken cesetten bahsetmiyor, varlığımız, ruhumuz, bu vücudun vacibül vücudun eseri, sanatı, cilvesi. Eseri, sanatı, cilvesi. Eseri, sanatı, cilvesi olduğunu anlamakla ne olur? Yani ben Allah'ın eseriyim, sanatıyım, cilvesiyim. O zaman vahşi evhamın hadsiz karanlıklarından evham vahşidir. Bütün o hastalıkların, panik atak, psikoloji hastalıkların temeli vesvese değil. Vesvese aktif ediyor. İlk muhatap olduğumuz şey evhamdır, vehimdir. Vahşidir. Acımasızdır. Hadiste geçtiği gibi evham acımasız bir latifedir. Kuyudur, kuyu şu. Vahşi var ya böyle dağda. Bir bakıyorsun aslanlar var, sırtlanlar var, köpekler var. Hepsi aç. Seni mut birisine kurtar. Sen ötekisine gideceksin. Evham böyledir. Oradan ses, buradan ses, burada şu. Bu ne olacak? Birbirine girmiş. Ama ya Rabbi diyor ya. Bu duymak istemiyorum. O için atlıyor. Bu evham öyle bir vahşi ki. Şimdi aha öleceksin. Aha kanser oldun. Aha bilmem ne oldun. Aha bir şey olacak. Bu evhamdır. Ha bu bunlar nedir peki? Ürettiği nedir? Vahşet. Evamın karanlıkları bu. Lambalarını söndürüyorsun. Üç tane korkunç şey vardı. Bir, yeisin zulümatından. Yani kalp, yeis, mani erkemaldır. Allah'tan ümidini kesmek. Yeisin zulümatından. Kimsesizliğin vahşetinden. Ervah habisenin izacatından, yani taciz ateşinden ve üçünün bütünlüğünün dehşetinden, evhamın da karanlıklarından,
Karanlık akliydi. Zulmet ise kalbidir. Evhamın karanlıklarından. Yani evham deyince geçmiyorum. İyi değilsin. Hastasın sen ya. Rengin benzin solmuş. Allah Allah. Ya bizim falan komşu akraba da öldü. Acaba bana da vurur mu ya? Bu hep evhamın karanlıkları. Efendim abi. Bunlar hep karanlık. Bu üretiyor. O zaman diyeceksin ki bu zerrecik vücudum hadsiz bir vücudun aynısı. Nihayetsiz bir imbisat ile hadsiz vücutları kazanmaya vesile. Üç, kendinden daha kıymetli baki mutadid vücutları meyve veren bir kelime hikmet hükmünde. Mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması. Bir an ya. Kaçtı. Bir an yaşaması. Mektubat 289'da şöyle geçiyor. Yani vacibül vücuda nispet ile, yani zeki değilim ha, pat diye açtı falan, her taraf biliyor bir şey değil. Yanlış şu var. Derse çalışarak geliyor. Bu niçin söylüyorsun? Ders yapanlara duyurulur. Tombala çıkmıyorsun böyle. Bakayım ne çıktı şansınıza. Öyle bir şey yok. Çalışacaksın, not alacaksın. Yani bir an-ı seyyale, Mektubat 289, bir an-ı seyyale vücudu münevver. Bir an nurlanmış. La ilahe illallah dediğin an milyon sene bir vücudu ebteri münecahtır. Yani Allah'tan kopuk. Kaç sene dedi? Milyon mu dedi? Milyon sene bir vücudu ebtere, geçici vücuda müracaattır. Niye? Yani vücudu vacibe nispetiyle bir an vücut, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğim bir an nispetsiz, Allah neyse sana o yükleniyor. Değer olarak. Yani iman için böyle kıymetlidir. Onayladığın şeyden sana akıyor. Allah neyse iman o kadar değerlidir. Onayladığın şeyin şeyini, değerini alıyorsun. Küfür ise bir an küfür, reddettiğin şeyin değerinin zıttı kadar zulümat işte gidiyorsun. Bir an ve çok yaşamak değil. Neyi kabul ediyorsun, onaylıyorsun? Allah. Allah nedir senin için? Öyle bir değerlidir iman. Küfür ise reddettiğin Allah'tır. Reddettiğin kadar, reddettiğinin zıttı kadar ceza alacaksın. Allah'ın zıttı neyse odur küfür. Allah kendisi neyse iman onun nurudur. Onun için uzunluğuna, kısalığına bakılmaz. Öyle bir şey yok. Yani vücudu vacibe nispeten, nispetiyle bir an vücut, yani bize oyun geliyor bu. Nispetsiz milyon sene bir vücudu müracaattır. Hem bu sır içindir ki, sırdır ama herkes anlamaz bunu. Risale okumayan anlamaz bunu. Hatta ne derler biliyor musun? Toplanmış ne konuşuyorlar ya. Ya. Bütün istisna yok. Bütün ulema-i İslam haşir naklidir. Buna akıl yol bulamaz dediği yolda çocuklara da avama da anlatmış. Sırf ehillerine ve ulemaya, Celaleddin'in suiti miydi o? Kaderi 40 sayfada anlattığı şeyi avama da anlatmış. Salim bambaşka bir şeydir. Sadi Taftezani miydi? Sadi Taftezani. Düzeltin hatamı. Hem bu sır içindir ki ehli tahkik demişler, envari vücut ise vacibül vücudu tanımakladır. Allah Allah. Envari vücut ise vacibül vücudu tanımakla. Çünkü Allah'a bir aynı olduğunu bir anda tamam. Mazi müstakbil yok, bekadır. Demek ki bu dört tane şeyi bilirsek, bu zerrecik vücudum, o bir, imbisat,
2. Ondan sonra bir vesile. Kendinden daha kıymete baki vücutları kazanmak için bir kelime olduğunu. Sonra mensubiyeti cihetiyle bir an yaşaması. Bu 4. Bu insanın vahşi karanlıklarından, hadsiz karanlıklarından kurtarıyor. Bir de hadsiz mufarakat ve firakların elemlerinden kurtulup, yani bir sürü firaklar var. Hanımdan ayrılacaksın, çocuktan ayrılacaksın, Mercedes'ten, nefsinden, ya baklavadan, tamam dünyadan. Ne cazip varsa diyor ki hadsiz mufarakat ve firakların elemlerinden. Zaten ölümün temeli neymiş biliyor musun? Ölüm acısı, korkusu. Ayrılıktır. Alıştığın, ünsiyet ettiğin şeylere ayrılmaktır. Ölüm budur. Ama bu ölüm acısını dindiren, ayrıldığın şeylerden daha kıymetli gittiğin şeyler gösterilir, ispat edilirse bu sefer ruh diyor ki tamam canım. Diyoruz ki bu Anadolu bırak, kaçı Murat'tan baksan Mercedes söyleyecek. Yok canım istemem ya. Değil mi? Yani bu derslerdeki ana gaye şudur. Muttela ve meftun olduğumuz şu dünyadan daha değerli şeyler gösteriliyor. Nasıl gösteriliyor? Ahireti görmüyorsun. Zaten yaşıyorsun. Ahireti dünyada yaşıyoruz da farkında değiliz. Şu anda yaşadığımız duygu dünya cinsinden değil. Şu andaki sendeki hakim olan, seni bloke eden, şu andaki ulvi haz, lezzet, zevk, feyiz dünya cinsinden mi? Git eczanede ki bana böyle dün akşam bir manyağın birisini dersi katılmışım. Böyle böyle tuhaf bir şey var. Ne de biliyor musun eczaneci? La beni de götürsen ya. Yok ki öyle bir hap. Öyle bir hap yok yani. Burada orayı yaşıyoruz. Gariplik ne ki? Yaşadığın yere gideceksin. Gariplik nerede burada? Yaşadığın şeyin kaynağına gidiyorsun. İşten suyun menbaana gidiyorsun. Meftun ve müptela olduğun şu fani mecazi mahpuplar, bunları yaşamak içindi zaten. Cesaret olacak diye bunları yaşayacaktın. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Burada yaşadıklarınız bedensel dışında, ruhsal bütün yapınız buralı değil. Onun için gittiğiniz zaman ödünüz patlamayacak. Allah Allah garip falan değil. Azrail'in senin hayatın. Hayatın tümü olarak şekle girecek. Ruhu Azrail, şekli sen. Cebrail aleyhisselam dihiye sünnetine girmiyor muydu? Senin Azrail'in de senin simana, yani senin bütünlüğüne girecek. Yaşadığın hayatın tümü olacak. Hadsiz mufarakat ve firakların elemlerinden kurtulup, mevcudata hususan zihayatlara taalluk eden efalde, Esma-i İlahi adedince uhuvvet rabıtaları ile münasebet peyda ettiğim bütün sevdiğim mevcudata muvakkat bir firak içinde daimi bir visal var olduğunu bildim. Şimdi örnek veriyor. Yaşadığımız o duyguları bak nasıl tanımlıyor. Malumdur ki ilçeleri, kaleleri ve şehirleri, memleketleri, taburları, kumandanları, ustadları gibi rabıtaları bir olan adamlar sevimli bir uhuvvet ve dostane bir arkadaşlık hissederler. Mesela Almanya'ya gittiniz. Nedir? Ya o Türk ya nereli olursa olsun canım. Edirne'li, Karslı ya, Sinoplu, Hataylı ya zıtlar. Tamam. Türk. Orada şeydi nerelisin deyince falan Vanlıyım demez. Bir Pakistanlı değilim. Türk. Bitiyor. Gel İstanbul'a nerelisin Türk'üm demez. Türkelim demez ya. Yani. Nerelisinde bir şehir kastediyor. Geldin şeye, efendim Van'a, nerelisin? Vanlıyım demeye gerek yok ki, zaten Van da soruyor sana bunu. Hangi ilçedesin soruyor sana. Geldin o ilçe, nerelisin sen ya? Ben falan ilçeliyim. Zaten o ilçede, o ilçede konuşuyoruz. Pergelin ayağı orada, değil. İşte nasıl ki şehrimiz, kasabamız, memleketimiz, taburumuz, asker arkadaşı, o haç arkadaşı, değil mi? Kumandamız, ustad mesela. Ustadımız bir hepimiz mesela. Bir bağımız var. Allah'ımız bir. Peygamberimiz bir. Kitabımız bir. Ustadımız bir. Davamız bir. Biz kardeşiz. Böyle hissediyoruz birbirimizi. Sebebi, ustadları bir olduğundan adamlar birbirlerine sevimli bir uhuvvet
dostane bir arkadaşlık hissedeme. Öyle değil mi? Bak örnek veriyorum. Dostane bir arkadaş. Ooo bizim abim, kardeşim falan. Gördüğümüz zaman rahatlıyoruz. Konuştuğu zaman bizi ferahlandırıyor. Ve bu gibi rabıtalardan, rabıta değil mi? Bir de bağdır ya memleketin. Aa, Diyarbakırlıyım diyorsun. Ben de Diyarbakırlıyım diyorsun. Vay be, bir bağ oluyor, bir sevgi oluyor yani falan. Bu gibi rabıtalardan mahrum olanlar daimi elim karanlıklar için azap çekiyorlar. Yani bunlar bile ya. Ne denirsin? Ağabeyiz, Afganistanlıyız, oralı değiliz. Ben yalnızlık hisseder ya, ne yaparsın ya? Ben Türklerin içinde olduğum halde almaya da yalnızlık hissederim. Yani. Memleketim değil. İstanbul'un neresinde olursam olayım. Yani böyle şey hissederim. Ne zaman Topkapı'dan tabela yazar Zeytinburnu deyince böyle sanki vatan astım ya. Bir tuhaf. Siz de ilçeniz de öyle. Yani burada ne için onu örnek verdim? Diyor ki bunlardan mahrum olanlar, rabıtalarda mahrum olanlar daimi elim karanlıklar içinde azap çekiyorlar. Evine gidince yani bak hanımına, çocuğuna, eşyan ya. Büyüdüğün bir ağaç vardı yani çocukken çıkıyordun orada köyde. Yani ona gidince sarılınca bir dostane bir rabıt olmuyor. İlle dili mi olsun? Çünkü dili var ama ben anlamıyorum. Sen anlıyorsun. Çünkü seninle bir bağ var. Şimdi örnek veriyor, iki tane oldum. Hem bir ağacın meyveleri, şuurları olsa birbirinin kardeşi, birbirinin bedeli ve musabbihi ve nazır olduklarını hissederler. Yani biraz şuur olsa var ya, yaprak, meyveli, o kardeş ne haber, nasılsın falan, o daldan o dağa. İyiyim ya, sen nasılsın falan, ya abi bir tane geldi ya, kuş benim biraz kafamı koparttı falan. Ötekisi insan var aşağıda, bak 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 geliyor, sopa elinde, bak bize herhalde şey yapacak. Çiçek, yaprak, dal, budak birbirine şuurları olsa bir alaka meda ederler. Kökleri bir çünkü. Nereye kullanacak bakayım bunları? Eğer ağaç olmasa veya ondan koparılsa her biri o meyveler adedince firaklar hissederler. İşte hissedecek. İşte iman ile ve imandaki intisab ile her mümin gibi bu vücudun dahi hadsiz vücutları firaksız envarı kazanır. Kendisi gitse de onlar arkada kaldığından kendisi kalmış gibi memnun olur. Yani mesela Emir Dağı'nda da söylüyor Kastan'da. Bir nurcu vefat etse günah cihetiyle ölür. Sevap cihetiyle yaşıyor. Yani iştirak amali uhreviye sırınca bir bağımız var ya, ortağı şirket. Şöyle diyeyim. Bir şirket kurdunuz. 3 kişi ortak. Vefat ettin sen. Şirket çalışıyor. Şirkette vefat ettin diye. O para senin çoluk çocuğuna geliyor. Yaşarken ben vefat etsem bile şirketten akacak. Sen biraz memnun olursun. Rahatlarsın yani. En azı gidiyorum ama ben gidiyorum. Çoluk çocuğum mağdur olmayacak. Ha, şimdi iman da böyledir. Ben gidiyorum ama cemaatim devam ediyor. Ben gidiyorum ama Allah'ım daimi. Ben gidiyorum ama nereye gidiyorum? Yaşadıklarımın kalitesini gidiyorum. Sizlere müjde diyor. Hizmet, meşakkat bitti. Ücret almaya gidiyorsun. Sizi gönderen zatla görüşmeye gidiyorsun. Neresi bunun şeyi ya? Ama böyle hissiyatı dünyevi hisler. Yani kalıp da bak şimdi düşün. Geçen hafta da buradaydın şimdi. Yani internetin müptela oldun. Arabaya müptela oldun. Ya ne var yani? Ayrılmaktan üzüldüğün bir şey var yani. Neden ayrılmaktan korkuyorsun? Arabayı kullanmaktan mı? Orada uçacaksın. İnternet mi? Her tarafı göreceksin. Abi daha namaz kılacaktık. Arkadaşlar kılıyor. Sen gittin ben kılacağım. Ben gidersem sen arkadan kılıyorsun. Senin kıldığın bana geliyor. Hem de daha kaliteli. Diyor. Şimdi biraz şuurdan ve imandan bahsedeceğim size. Bunları hep o yapıyor. Şimdi şeyi aç. Şuur nedir? Oradan biraz şuur. Ötekisi, bakayım in aşağı, şuur bu muydu? Yok. Yok, bu da değil. Ha bu, aç böyle, biraz büyüt. Arkadaşlar, şuur iki tanedir. Bir tanesi dimağda, bir tanesi vicdanda. Niye bunu anlatıyorum? Bu dersleri kavrayan
Yani bu derslerle bu taraflarımız oynuyor. Şimdi göz, kulak, yani göz derken bu organ değil. Bu sıfat, basar, semi. Yedi tanesin var ya, sem, basar, kelam, kudret, hayat, ilim, irade. Yedi tane sıfatı sıfat. Karıştır tencereye koy, karıştır hulasası, dimağına konuluyor, birinci şuur. İkinci şuura geçelim. Geç öteki sayfayı. Aç aç aç, büyüt büyüt. Bana bırak istersen. Bak teknik çalışıyoruz ha. Oradan da bu şey var, buradan da müdahale var. Tekniği, ha şuradan bakayım, siz oradan bakacaksınız. Tamam, bak şimdi. Şuur, görüyor musunuz şuur nedir? Fazla mı indim? Bak. Yani anlatmama gerek yok çünkü uzun şey. Şuur görüyor musunuz? Bir bakın. Bunların cemidir ha şuur. Hepsi sende var bu. Bunu Ersal'a duyurulur. Bunu şekil yapması lazım. Yeni tespit. Yeni tespit. Değil. Şuuru öbürküsünü duymuştuk. Tabii. Evet. Hangisini? O birinci şuur. Şimdi bak. İkinci şuura geliyoruz. Osman iyi yaslan şimdi. Allahu Ekber. İkinci şuur bu sevgili kardeşim. Allah Allah. İkinci bir şuurla birinci şuuru, ikinci niyetle birinci niyeti bloke ediyorsun. İkinci şuur yok kafirde. Birincisi var. İkinci niyet yok kafirde. Yani irade yok onlarda. İhtiyar var. Sende var bunlar. Bunlar aktif. Bu derslerin gayesi bunları aktif ediyor. Bak bak. İyi bak. İyi bak. Çünkü beyin şey yapıyor. Senin merakın olmayabilir. Bak ona. Beyin kabz etsin yani. Kabz. Kavrasın onu. Şimdi cümlelerini okuyorum. Kısaca ondan sonra keseceğim. Kaç dakikam var? 10 dakikam var. Şuura geç. Defterde. Tek tek külliyatı. Hiç benim yorumum yok şimdi. Şuur külliyatta ne diyor? Ne diyor? İman ne diyor? Onu size okuyacağım. Bir parça lazım olacak kadar. Hiç benim yorumum yok. Külliyattan geçen cümleler. Şuur neymiş? Açtın mı abi? Hayatın süzülmüş en safi hulasası olan şuur ve akıl. Yani bana bakın. Allah'ın dışında 18 bin alemi bir makineye koyun. Meyve makinesi gibi. Meyveden öz su alır gibi 18 bin alemi koy makineye. Elde edilen hayat. Hayat. Hayatı da koyun. Daha özünü alalım şunun. Daha değişik bir cihaz. 25. kare yapıyorum beyninize. Ben tiyatro yapmıyorum. Doğru yapıyorum. Tamam mı? Hayatın özü nedir? His ve şuur. Böyle bir tuhaf. İşte cümle o. Onu koyamıyoruz değil mi? His ve şuur. Onu var. Onu da koyduk. His ve şuur. Ne? Akıl. Allah şöyle demiş Celle Celaluhu. Bir mana. Akla karşısına almış. Gel demiş gelmiş. Git demiş gitmiş. Otur demiş oturmuş. Kalk demiş kalkmış. Ondan sonra demiş ki senden daha kıymetli hiçbir cevher yaratmadım. Seni senden daharlı bir, seni senden daha değerli bir mahlukuma koyacağım hizmetçi olarak. Allah akla böyle dedi. Senden daha kıymetli bir cevher yaratmamışım. Ama senden daha değerli bir cevhere koyup ona hizmet ettireceğim sana. Edileni düşün. Gel de bunu çöplükte harca. Arkadaşlar ne olur Allah rızası için bir an La ilahe illallah
Muhammedun Resulullah demek kafi bu iş için. Bu sırrı anlamak için bir an yaşamak ya. Bunu dedin yetiyor. Bir an ya. Çok yaşamaya gerek yok o kadar. O kadar mühim değil. Zaten tahammülümüz yok çok yaşamaya ya. Zamanımız da yok. 63 sene ortalamadır. Zaten büyükleri sormuşlar. Efendim yaşınız ne kadar? Haddimizi aştık efendim dermiş. 63'e aşana öyle derlermiş. Büyük zatlar. Haddimizi aştık demiş. Üzülüyor da haddimizi aştık. 64 yaşında gidemiyor da. 64 yaşında adam. Bak bak bak. Genç genç gitmiş. Şimdi gidelim. İki. Şuura bak ne diyor. Sayfayı görüyorsunuz orada. Hayatın ziyası olan şuur ile. Allah Allah. İki, üç. Elbette o sani muhteşem, o külli nazarlı ve umumi şuurlu olan insan ile ulvi azami bir münasebeti bulunacaktır. Ve ona kutsi bir hitabı, Allah bak insana kutsi bir hitabı ve âli bir teveccüh olacaktır insana. Kutsi bir hitap. Öyle bir şey yok yani insana hitap edebilecek hiç kimse yok. En değerli ya sığmıyor. Bütün kainat insanda ama insan kainat olamaz. O zaman Allah ona kutsi bir hitap, âli bir teveccüh. İnsana verilen değere bak yani. Benim diyor, melekler demiş, kan dökecekleri, günah, rezillik yapacakları mı yaratacaksın? Ben insanoğlundan öyle bir şey var ki hikmetim diyor. Onun diyor günahları affettirir. O takip etmiş olduğum hikmetten dolayı. Ben bazen şöyle bir duygu geliyor ama düşünerek şey yapayım. Yanlış anlaşılmalara vesile olmasın zaten başım dert. Zahircilerden dolayı. Yani Ebu Cehil'in ve kafirlerin zındıkları yaptığı aktörlük tiyatrodaki oynamalar az iş yapmıyorlar. Bayağı ciddi iş yapıyorlar. O kadar işe yarıyorlar ki bir bilseniz. O olmasaydı, haram olmasaydı farz olmazdı. Kafir olmasaydı iman olmazdı. Onun için çok lazım. Ama onlara aktörlük düşmüş. Onun için şükredin siz başka bir aktörsünüz. Zor görev onlara. Acayip bir, en zor iş onlara verilmiş, haberleri yok. Vallahi kafir olmak kadar zor bir iş yoktur. Anladım. Olmaz öyle bir şey. En son giderken haber oluyor ama değil mi? Evet. Ama Allah kimsenin başına vermesin. Mevzunun farkına var. Mevzunun varmıyor ama hakikaten kafir olmak, Deccal demiş ya Sufyan, geberirken demiş ki, anlamış Deccal olduğunu. Beni mi buldun diye nara. Beni niye seçtin diyor. Ama Osmanlı'da yetişmiş. Deccal olduğunu anlamış. Ama korkunç ya ben Deccal'ım. Allah Allah. Ya bu ne olur insan ya. O ölüm anı gördünüz o resimleri var piyasada. Acayip bir şey. Hani tuvalet taşı bile olamaz öyle bir şey ya. O kadar korkunç bir isim ha. Sen tuvalete gitsen affedin ben de aşağılamak için demiyorum. Tuvalette öyle bir resim olsa ödün patlar. Gece tuvalete gidemezsin ya. Duvarda böyle bir resim olsa ya. Bir bakın resmi daha böyle yatakta yatıyor böyle. Doktor gelip yorganı düzeltti bilmem ne yapıyor. Bak ya insanın ödü patlıyor ya. Ben çünkü çekiniyorum arkadaş ya. Rüyama girer ya. Lenin'den bile daha kötü ya. Evet. Çünkü beşer tarihinde ondan şer bir şey yoktur. Yine dine indi Allah'ın İslam'a vurduğu için daha. Bu aktörlüğü bize verdiği için imanı verene ne kadar hamd etsek az. O hamd etmeye de bir daha hamd lazım. Arkadaşlar, şu andaki haletinizde burayı yaşamıyorsunuz. Şuralı değilsiniz. Hep vurgulayacağım. Buralı değilsiniz şu anda. Burada, orayı yaşıyorsunuz. Biraz da böyle tefekkür yaparsak bu işi, tefekkür yapa karıştırırsınız bu sefer. Oğlum burası mı orası, orası mı burası? Karışıyor bu sefer. Ama yapmanızı tavsiye etmem. Şaka demiyorum. Vallahi öyle oluyor. Müş diyorlar. Tuhaf.
Ya bir bedensel olarak bulunuyorsun. Acayip bir şey ya. Allah böyle acayip bir şey oluyor o zaman böyle. Yani atlayasın geliyor kucağın. Tövbe estağfurullah. Silersin. Zaten o gün bunlar dünyaya sığmıyor ki. İstesen de sığdıramıyorsun. Elhamdülillah ya. Şükür. Vesile olduğun için. Aynı şuur olan Kur'an-ı Mucizül Beyan'da. Allah Allah. Kur'an her şimdi canlı ruhlu dedik, şuurluymuş şimdi. Bak nerede anlatıyoruz? Şualar 699'da. Bak ayete ne diyecek? Her cihetle aynı şuur olan ayatta, ayetler, şualar 704. Allah Allah. Bu pek çok kıymetli olan hayat nimetini ve şuur hediyesini, hayat nimet, Yaşar abi, şuur, hediye. Akıl, ihsanını, Nur Çeşmesi 109. Neler varmış ya sizde ya, bakın bunlar hepsinde var ha. Bu ikinci şuur değil mi abi bunlar? Ama ikinci şuur birinciyi de aldığı için hepsi bütün. O birinci şuurla bizim işimiz ya. Şey, yedi subutu sıfatı hulasası, üniversite okumuş, iyi bir doktor olmuş ama kasap yani. Para için adam keser. Para için devletin ihalesinde para şeyi karıştırır. Çoluk çocuğunda doğmuş çocuk hukukuna tecavüz eder. Müteahhitle anlaşır, uyduruk köprülere çimento az kullanmış onaylar. Birinci şuur o. Aldatmış. Sabahlar. Allah Resulü ne güzeldi ya. Aldatan, aldanandır. Aldandığı için aldatıyor. Nefse emare onu aldattığı için aldatıyor. Aldanmasaydı aldatamazdı. Sabahlar. Biz onlara hidayet temenni ediyoruz. Bu pek çok kıymetli olan, ha okuduk. İmanı da okuyayım şu cümleleri. Sayfaları görüyorsunuz, okuma uzun olur. İman için diyor ki, ne kadar şükretseniz az yani, bak bunu, iman neymiş? Hazine-i ebediyenin ve saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan iman. Bakın oraya. Bana bakmayın, oraya bak. Başka, tılsımı Kur'an'ı olan iman. Yani Kur'an'ın tılsımı. Tılsım, sırların açan hazine. Hazineyi açan. Hazine ne abi? Hazine ebediye. Kur'an. Ha hazine ebediye. Oraya girmiyor. Onu görmedin ha, diğerlerini gör. Hazine ebediye, saadeti sermediye. Şey, neredeyiz ha? Saniyine intisaptan ibaret olan iman. Yani Allah intisap bağ demeyeceğim, bağ ip anlayacağız. Değil. Elektronik diyeceğim, değil yani. Saniyine intisaptan ibaret olan iman. İman şöyle diyeyim. İman canlıdır, ruhludur, akıllıdır, şuurludur, mahluktur, kuvvettir, nurdur. Acayip bir şeydir. Seni tanır. Seninle büyür, küçülür, gider, gelir. Vacip olsa gidip gelmez, büyüyüp küçülemez. Vacip değişmez. Mahluk değişir. Ufalır, büyür, küçülür, büzüşür, ağlar. Ay be. En yüksek, en dakik ilim olan iman. Bu ilim. Şu anda okuduk. İman ilmi. Başka? Vesile-i saadet-i dareyn olan iman. Yani dünya hayatını da saadete vesile etmiş. Başka? Mahali iman olan kalp ve akıl. Başka? Gayet kuvvetli bir nokta istinat olan iman-ı billah'tan. Nokta istinat. Yani dayanak noktası, koltuğa dayanıyorsun ya. Nokta istinat, iman-ı billah. Fıtratın ebed istiyor, ölmek istemiyor. Bir anda her yerde olmak istiyor. Her dert. Ya ne istiyorsun? Sonsuzluk, mal, mülk istiyorsun. O da nokta istimdat. Ahirete iman. Cevabı o. Başka cevabı yok. Bir de cennet okuyacağız ha burada. İnşallah Allah nasip ederse. Zaten Azrail'i getirdik burada. Biz getirmedik. Zaten buradaydık da üstünü açtık adamın.
Nükel vekil burada. Soru burada soruluyor. Cevabı burada yazıyorsun. Yazılıyı hani okul okumuşsunuz da hepiniz okudunuz. Yazılı en erken adam bir haftada soru okuyordu değil mi? Ama yazılı yaptığın gibi cevap nerede okunuyor? Öyle bir şey var mı? Adam belki de bazı temel hocalar vardı. Bir ay sonra, iki ay sonra yazılı okurdu. Biz de kızardık yani değil mi? Hatırlar mısınız o mekteplerde lisenin? Ha, şimdi yazılıyı sordular, cevabı yaptın bir hafta sonra. Ha, Nüker Mekir, kabirdeki yazılı kağıdı okumasıdır. Böyle soruldu, böyle cevap verdi. Soru burada soruluyor, cevap burada. Gelen açık saçık, bakıyor musun, bakmıyor musun? Baktı, cevap bir yazmışsın zaten. Fırsat verildi, rüşvet diyor musun, yemiyor musun? Yeğene de, verene de Allah lanet etsin yazmış. Yedi, Allah lanet etti sana diyor. O böyle yazıyor. Yazılı kağıdını okuyor. Nükerimdeki bir şey yaptı yok. Yüzünü okuyor. Mahkeme kararını okuyor yüzüne karşı. Ruha yazılarını okuyor değil mi? Evet. Ruha yazılarını okuyor. Yani Nükerimdeki burada ya. Soru burada soruluyor. Cevap burada veriyorsun. Orada yüzüne okunuyor sana. Saadet ebediyenin anahtarı olan iman. Hadsiz hastalıklara kati ilaç ve kati şifa verici bir tiryak olan iman ilacını. Başka izli gidiyorum ki zamanınızı almayayım. O tiryaki kutsi olan iman. O hadsiz nimetlerin menbaı olan iman. Hadsiz nimetlerin menbaı olan iman. Hadsiz. Saadet ebediyenin anahtarı olan iman. Tuğba-i cennet olan iman ağacını. O tiryaki kutsi olan iman. O hayat ebediyenin üsül esası ve anahtarı olan iman. Bütün kemalatın esası ve madeni olan imani billah. Hep Risale'den aldığım metin cümle bu. Yazdığıma bakmayın çünkü ben üşenmeden yazarım. Her derdin en kutsi dermanı olan iman ve imani billah, bil kader. Saadet-i sermediyenin bileti ve vesikası olan iman. Göstereceksin öyle. Tak, var ya bazı memurlar var. Ona ben gidemiyorum, arkasından gidiyorum. Bir böyle gösteriyor, tak diye gidiyor. Öyle, hatta yeni iş yapılmış, burasına çip koymuş. Kapıya yanaşınca açılıyor. Ben yanaşıyorum, açılmıyor. Öyle değil mi? Eskiler şöyle gösterirdi, açılıyordu. Şimdi tak diye, şurada bir şey var çipleri. Tak, kapılar açıyor. Ondan ben gidiyorum, kafa maskalı koparttı yani şey. Hakikaten yani şöyle. Peki aynı onun gibi. İmanı kaymış kalbe çip. Geçiyorsun, kabir geç, kapı açılıyor. Sırat geç, haşir geç, hesap geç, cennet birinci tabaka geç, geç, geç. Allah Allah, ne yapayım bir şey ya. GPS taktırmak lazım. Tılsımı Kur'an'ı olan iman. Kur'an'ın tılsımını çözen anahtar iman. Supan dağa kadar ağır ve büyük olan iman. Misak-ı ezeli ile peyman ve yeminimiz olan iman, ahitleşmek. Muhabbete vesile olan iman, imanımız olduğu için birbirimizi seviyoruz. Münafık olsak birbirimizi sevemeyiz. Yalandır. Burcunu dövürsün falan der. Peki. Vâhir davâhumen elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ya rabbel âlemin. Amin. Razı olmadığın geçmişimizden tövbe. Razı olmayacağın geleceğimizden sana sığınıyoruz. Amin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizden İslam'a, Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. İbrahim Aleyhisselam'a ateşi, Davut Aleyhisselam'a dağ, demiri, Süleyman Aleyhisselam'a insi ve cinni, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a şems ve kameri musahhar kıldığın gibi insanların akıllarını, kalplerini, risalelerini musahhar yap. Amin. Ya Rabbel Alemin, usul ve furularımızdan her kimler ahirete intikal etmişlerse bu maide-i Kur'an-ı sofradan hisselerini azim eyle ya Rabbi. İştirak-ı amal-i uhreviyeden hissemizi azim eyle ya Rabbi. Hizmet-i imaniye, Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takva ile hizmette iştinab-ı kebair ve tesanüt sınırına tam mazhar eyle ya Rabbi. Maddi ve manevi hastalıkların sebebi olan erva-ı habiseleri, mevad-i şerirleri hak ile ihsan eyle. Amin. Sihat ve selamete vesile olan erva-ı aliyeleri, ruh kutsileri nasip eyle ya Rabbi. Amin. Kim bize nasıl dua ediyorsa, kim bizden ne bekliyorsa, kim İnşallah demişse, kim hizmet imani Kur'an'ı ile alakadarsa Allah'ım iki cihanda aziz eyle. Amin. Dertlerini bertaraf eyle. Amin. Sıkıntılarını âli eyle. Kurtar ya Rabbel alemin. Amin. Borçluları varsa eda hastalarına şifa nasip eyle ya Rabbim. Amin.
Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, riyakarane yapmış olduğumuz şu duayı dergah-ı izzetinde ihlasla, sadakatla yapılanların zümresine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hürmet hatırına duamızı ve dersimizi kabul-i karin eyle ya Rabbi. Amin. Ahir kabirde, haşirde, sıratta önümüze çıkarmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ha, bunlarla haklanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalavat. Tamam.